Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Köfte 2'nin 37. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölüm özel bir şey yapmaya girişeceğiz. Bu odanın de normalde yeşil oda olarak planlıyordum fakat çok daha değişik bir amaca hizmet edecek. Ve bir şey karar verdim, şunu bir kaydırabilirim. Bu nedir diye soracak olursanız, Fusion reaktörümüzün şeması. Kısacası çok yakında bir füzyon reaktöre kavuşuyoruz. Şu arkadaki şeyleri de birazdan girişeceğim. Neler olduğuna. Ama yavaştan şunu bir önce tamamlayayım. Füzyon reaktörün en alt basamağı şöyle bir şekilde ve tamamı Advanced Machine Casing. Bu alt basamak. Bir blok hariç. O blokta materyal injector. Neyse. Şimdi fusion reaktör için gerekenler 120 advanced machine casing ki hatırlıyorsunuz. Advanced machine casing'e bakacak olursak data control circuit, chrome şudur budur falan filan da gerekiyor ki bunun fusion reaktör yapmak için en az 500 chrome gerektiği tavsiye ediliyor. Ki hala o kadar ulaşamadık ancak yakında ulaşırız. Bunun yanı sıra 32 fusion coil. Şu şekilde craft ediliyor. Recipe'sinde bir şey hariç her şeyi yapabiliyorum şu an. O da bu. Onun için de güzel bir şey göstereceğim size yakında. Emerald da asla değil diyormuş da. Neyse. Bunun dışında bir fusion con... Bir. Aa, dur. Fusion con... Control computer. Bir fusion coil. Yani 33. fusion coil'imiz oluyor bu. Şu computer monitörler şudur budur falan. Bunun dışında... iki materyal injector. Bu şekilde craft ediliyor. İçinde bir tane supercondensator istiyor. Bayağı ilginç bir şey. Superconductorlar şudur budur. Bir materyal materyal extractor. Ve iki materyal injector. Bu arada enerji injector 4 tane olacak, pardon. Evet. Bu arada ufak bir bilgi. Eğer plazma elde etmenin iki yolu var. Fusion reaktörler plazma için kullanılıyor. Birinci yol bu. Ve başlangıç için 4 milyon enerji EU istiyor. Bu ise 60 milyon. 40 milyon pardon. Fakat devamında çok daha az enerji tüketiyor. Ben bunu kullanacağım ve bu elde etmesi biraz daha rahat benim için. Sebebini göstereceğim birazdan. Fakat başlangıcı bununla yapacağım çünkü başlangıç enerjisi için çok daha fazla istiyor ve anladınız sonu. Evet. Ve centrifüjlerimize gelelim. Burada plazma elde etmenin şekli gördüğünüz gibi bu. 128 tikte bir plazma üretiyor ve bunlar 240 saniye. Yani 128 tik 6.4 saniyeye denk geliyor ve bu 240 saniye. Kısacası bayağı bir gecikmeli oluyor. Sürekli devam etmesi için 37.5 centrifuge ihtiyacımız var ve ben buraya 40 tane dizdim. Ve tabii ki de gene üç tane router'ımız alıyoruz. 3 tane machine filter'ımızı ve 3 tane speed upgrade'imizi. Bu sefer router'ları komple böyle yerleştireceğim. Sen extract olacaksın. Sen extract olma. Ayrıca hepinize birer upgrade'lerinizi basayım.
Tamamdır. Great Tech Centrifuge olun hepiniz. Ardından slot 0'a koyarsan neresi oluyor? Tamam. Tamam. Slot 0. Sen slot 0'sın. O zaman sen de slot 1 neresi oluyor bakalım. Evet, slot 1 de burası. Tamam, güzel. Sen slotlardan değil de sana bir tane de item filter lazım. Evet. Ve şimdi gel gelelim enerji bağlamaya. Şu eski enerji hattımızı geçici olarak buraya bağlayacağız. Daha sonra bunun için güzel bir alternatif kullanacağız, merak etmeyin. Bu arada füzyon reaktör hakkında ufak bir detay, elde edebileceğiniz en iyi enerji üretim yolları yoldur Great Tech ile birlikte. Hatta diğer oyunlarda da, diğer modlarda da. Ve en ufak bir şey bile patlamadı, güzel. Şimdi bana ne lazım bunun dışında? Biraz daha. Glass Fiber Cable. Bunun dışında biraz sizden ve 2 export. Pardon, 3 export lazım aslında. Ve 2 import. Bunun sebebine geleceğim birazdan. Ve 2 router daha, 2 machine filter ve bir tane de item filter. Buradan yapmak şu an daha kolayıma gitti. Evet, bunu da yaptığımıza göre diğer iki router'ımızı şöyle dizelim. Machine filter'larımızı buna koyalım, bunlara koyalım. Buna da item filter'ı koyalım. Ardından direkt şuradan yardıralım bence. Ve tabii ki de önce kabloları renklendirdikten sonra. Rahat bir erişmede sahip oluyoruz. Ve sen bunlardan at. Her birinde 4 tane yer alacak bunun sayesinde. Bu işlemi bitirdiğinde çok fazla harcamamız gerekmeyecek. Evet. Bunun dışında topside macerator. Sen bir şey deneyeyim. Ayrıca zaten bu macerator'larımıza enerji bağlamamız lazım. Merak etmeyin, hepsine transformer upgrade koydum. Ve yanlış kabloyu döşedim.
Bakalım. Evet. Bum bum olmadı. Güzel. Güzel. Ve bana Endstone verin. Ardından Endstone'umuzu aldım. Bu arada gördüğünüz gibi hepsine 4 tane doldu. Şimdi diğer bir şey de şu ve şu arkadaş. Tabii ki de sana Endstone export etmeni isteyeceğiz senden. Bakalım o overclocker upgrade'lerim ne durumda? Güzel. Güzel. Tamamdır. Misler gibi çalışıyorlar. Tabii ki de bir tanesi için kaç Endstone Dust gerekiyordu? Onu bir hatırlayalım. O zaman sen bize Endstone'ları ver. Unutmadan iki tane daha sele ihtiyacım olacak. Ve bunu bekliyoruz sadece. Böyle yavaş bir işlem bu. O yüzden de başka ne yapacağız? Arayıcıma bir gideceğim. Üç yeni alverim daha var. Bir tanesinde Ender V'ler. Bir tanesinde Lapis V'ler. Ve bir tanesinde de Emerald V'ler var. Ender V'lerden Mysterious Comp elde edildiğinden bahsetmiştim. Ve onlar da Pulsating Propolis elde ediyor. Ve bu Pulsating Propolis'i nasıl işliyoruz? Bu arada şu Centrifuge sistemimi de değiştireyim. Aklıma gelmişken. Hatta birazdan değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde işlendikten sonra bu da burada herhangi bir Carpenter'da bu hale dönüştürülüyor. O zaman şemam yok muydu? Yazılışları unutma huyum. Expansion. Ha, tamam. Zaten bir tane şema varmış. O bir tanesi de bana yeter. Ve sanırım bir tane kelebeğimiz öldü. Evet, öncelikle bas. Aslında burada interface de kullanabilirdim ama olsun.
Ardından sen gel. Ve bunu öğren. Ardından da seni bir alalım. Sen de bunun çıkışını ver. Ve bu şekilde bunlar üretilsin. Ardından sıra Carpenter'a geldi. Evet. Carpenter'ımız da geçici olarak şuraya geçsin. Evet. Sana da tabii ki de yine baslar lazım. Bir saçmalıkla başlayıp evet ve sana şunun çıkışını şaka mısın? Bakalım yandan koyarsak ne oluyor? Evet şakasın. Sana illa bunu kullanacağız, öyle mi? O zaman şimdi nasıl yapacağız? Şuraya hiçbir inventory'ye bağlanmayacağı bir biçimde koyabiliriz. Evet. Gereksiz kasınç oldu bu ama. Arkadaş bizi mecbur bıraktı. Into slot. 11'den mi başlıyordu, 12'den mi? Neyse garanti olsun 12 olsun. Tamam 12'den başlıyormuş tamam. Ve renklendirmenizi unutmayalım. Sen pulsating meshleri yolla. Ve sizler nasıl işleniyordunuz? Ender Pearl. Bu şekilde. Evet. Hadi bakalım. Bekliyoruz.
Ekliyoruz. Evet, Ender Pearl'ümüz hazır. Şimdi burada kullanılmayan... Mesela siz ikiniz artık kullanılmıyorsunuz, o yüzden. Bunu yapıyorum. Evet, biraz kasınç bir yöntem oldu ancak. Oldu. Olmadı diyemezsiniz. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bana bunları çıkarttı. Sen ve seni çıkart sadece. Güzel. Ve bunlar... Endstone'u buraya at. Tamamdır. Bunun dışında 8 tane de Oracle Upgrade istiyorum. İşte benim Grom üretimim de burada devam ediyor. Evet, güzel. Şimdi gel gelelim. Endstone nereden gelecek? Buradan. Endstone'dan oluşan bir dünya. Ve tabii ki de yanımda kitap getirmeyi unuttum. Bunu keşfe çıkarken farklı bir kitap almıştım. Ve o muhtemelen çoktan despawn oldu o yüzden. Yapacağımız şey basitçe tepeye sıfır. Ardından şuradan da bir tane link paneli alalım. Ve her zamanki yerimizde bir link book'umuzu yaratalım. Tamamdır. Şimdi yapmam gereken başka bir şey daha. 4. Bunu yapmak zorundayım. Burayı bir aracı olarak kullanacağım ama. Bu esnada overclock upgrade'lerimi de bakayım. 3. Acaba ben dünyadan çıktığımda işlem iptal oldu mu? Bazen oluyor öyle bir şey. Yakında RV14'e update edince düzelir umarım. Şunları da yerleştirelim.
Evet, 64 tane bu arkadaşımız elde edildi. Şimdi bunları ne yapmamız lazım? Eğer kendilerine gelirse göstereceğim. Industrial Electrolyzer'da işlememiz lazım. Bu electrolyzer'ımız bauxite işliyor. Bu electrolyzer'ımız cinnabar işliyor. Siz çok eskiden kalmışsınız. Aslında sizin yerinize... İki tane electrolyzer daha iyi gider. Sana henüz bir şey atamayalım. Ve iki elektrolayzerımız hazır. Herhangi bir boom yok. Güzel. Bas. Her zamanki gibi. Ve sen Ender Pearl Dust al. Tabii şu Ender Pearl Dust'ları da leksikondan geçirelim. Bunu dönüştürmüyor. O zaman nasıl yapacağız seni? Bakalım Unifier dönüştürüyor mu? Hayır, dönüştürmüyor. Sağlık olsun. Bekliyoruz. Bakalım bunu normal Ender Pearl olarak. Hayır. Ki zaten elde edim de farklıymış. Evet. Ve bunlar işlene dursun. Şimdi bunların bir bunlar işimize yarayacak mı henüz bilmiyorum. Fakat bu yarıyor. Şimdi Fusion Coil'a bakacak olursak bir tanesi için 8 tane bunlardan ihtiyaç var. Yani sağlam bir Ender Farm'a ihtiyacım var ve sanırım bunu karşılayamayacağım. O yüzden arılarla karşılayamayacağım. O yüzden başka bir projeye girişiyorum. O da ne? Endstone'umuz yok. Netherrack. Tamam var. Ve diğer dünyaya gidip Endstone'u da toplayalım azıcık. Aslında çekiçli daha rahat bunlar. Bu kadar işimi görür. Şimdi soracaksınız, köfte hangi moda girişiyor?
Cevap basit. Sol şart. Evet ve bir adet sol şartım var. Şimdi. Spanner'ları elimde, tamam. Elimde bir... O tabi siz... Işığa hassastınız değil mi? O zaman sana bir karanlık oda yapalım. Hızlıca. Hemen geliyorum. Evet ve geri döndüm. Evet tabi bunun inventörümde olması lazımdı. Spawn olmalarını bekleyelim. Bakalım dışarıda spawn oldu mu hiç? Hayır. Ha tamam. Evet ve bir adet zombi spawnerımız var. Ve bu şekilde hızlıca şurayı çekiçle kıralım. Ve ben hemen biraz daha zombi spawnları bulmaya çalışıp bölümü burada bitirsem güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü günler, iyi eğlenceler.